379. konu, Mayun kuyusu başında şehit olanların kıssası, Ebu Beraam bin Malik bin Cafer, Medine'ye, Hazreti Peygamber'e geldi, Peygamber ona, Müslüman ol, dedi, onu İslam'a davet etti, Müslüman olmadı, fakat İslam'dan uzakla durmadı, ve, ey Muhammed, eğer arkadaşlarından bir grubu Neci dehline gönderirsen, onları senin dinine davet ederlerse, umarım ki onlar icabet edeceklerdir, dedi. Hazreti Peygamber, ben Necid ehlinin onlara ihanet etmelerinden korkuyorum, dedi. Ebu Bera, ben buna kefil olur, onları himayeme alırım, deyince Hazreti Peygamber Beni eden olan ve lakabı El Elmu'ın Makliyemut olan Münzir bin Amr'ın kumandasında 40 kişiyi gönderdi. Bunların hepsi Müslümanların hayırlılarındandı aralarında Haris bin Sam ve Haram bin Milhan, Urf bin Esma bin Said es Süleymi, Nafi bin Budel bin Verka el Huzayi, Amir bin Füheyre vardı. Bunlar Mayun kuyusuna varıncaya kadar gittiler. Bu kuyu Beni Amir arazisi ile Beni Süleym arazisi arasındaydı. O kuyuya indiklerinde Haram bin Milhan'ı, Hazreti Peygamber'in mektubu ile Amir bin Tufe ile gönderdiler. Haram, Amir'e geldiğinde, Amir mektuba bakmadan Haram'ı öldürdü. Sonra Beni Amir'i onlara karşı kışkırttı. Onlar, Amir'in kışkırtmasına rağbet etmeyerek, bize bu Berga'nın himayesindeki insanlara hile etmeyiz, Ebu Bera onlara söz vermiş ve kendilerini himayesine almıştır, dediler. Bunun üzerine Amir, Beni Süleymin Ussaye, Ril ve Zekvan kabilelerinin halkını da kışkırttı. Bu kabileler Amir'in kışkırtmasına uyarak gelip sahabilerin etrafını sardılar. Sahabiler onları görünce kılıçlarına sarıldı, sonra hepsi şehit düşünceye kadar savaştılar. Yalnız, Beni Binar bin Neccar kabilesinden olan Rabe bin Zeyd kurtuldu. O da yarı ölü bir şekilde, ölülerin altından kalkıp Medine'ye geldi. Ve Hendek günü şehit edilinceye kadar da yaşadı. O sırada Am bin Ümeyye Ed Damri ile Ensardan Beni Am bin Adi kabilesine mensup olan bir adam, ashabın hayvanlarını otlatmakta oldukları için olay yerinde değillerdi. Bunun için durumdan haberdar değillerdi. Ancak kuşların etrafta uçuşup durduklarını görünce, vallahi bunda bir iş var deyip olay yerine geldiler ve arkadaşlarının kanlar içinde yattıklarını ve diğerlerinin de daha oradan ayrılmadıklarını gördüler. Ensar'dan olan adam, Am bin Ümeyye'ye, ne yapalım? Sen ne diyorsun? diye sordu. Am, bana kalırsa hemen gidip Hazreti Peygamber'i haberdar edelim dedi. O da Amr'a, vallahi ben Münzir bin Amr'ın öldürüldüğü haberini götüren adam olmak istemiyorum, onun öldürüldüğü yerden sağ olarak ayrılmayacağım, deyip onlarla savaşmaya başladı ve o da şehit oldu, Am bin Ümeyye de esir düştü, fakat Am, onlara Mudar kabilesinden olduğunu söyleyince, Amir bin Tufel onu öldürmedi, perçemini kesip serbest bıraktı, Derler ki, Amir bin Tufeyl'in annesi vaktiyle bir köle azat etmeyi adamış da, Amir, annesi adına Amr'ı azat etmiştir.